Kütahya'yı zenginleştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ilıca'yı baştan aşağı imar ettik. Geldiğimizde 1,5 litre su debisi vardı. Oradaki otel dahi, Sarıkısa hamamlarına dahi su veremeyecek durumdaydık. Yoncalı'da 1 metrekare belediyemize ait arsa yoktu. Şu anda 250 bin metrekareye yakın Yoncalı'da arsamız var. Vazo Kule ile ilgili ciddi bir teklifle karşılaşmadığımız için şu anda bu sene bir kez daha son kez yapış et devret yöntemiyle çıkacağız. Olmadı 2025 bütçesinden belediyemizin bütçesiyle yapıp o şahane dünyaya Kütahya'yı tanıtacak, Türkiye'yi tanıtacak çok büyük vizyon projeyi bu şehre kazandıracağız. Altyapısı tamamlandı. 68 bin ton asfaltı oraya verip o şahane eseri kazandı. Şimdi niye? Nerede o arkadaşlar? Çünkü orada artık bekleme kalmadı. Allah nasip ederse Eskişehir yoluna bağlantıyı sağlayan bulvara Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını, üniversiteye bağlayan kısmı da Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin adını vererek bu iki liderin bir araya gelerek Cumhur İttifakı adı altında Türkiye'nin ikinci yüzyılı için kellelerini adeta koltuklarını alıp bir araya gelmelerinin Kütahya'da tarihe not düşünmesi gerekiyor. Onu da sarsıyorum. Toplam 2002 çalışanla belediyeyi devraldım. 2019'da devraldığım sayı kadar bile nüfusa oranladığımızda belediyemin çalışanı yok. Hangi konuda hangi rakam lazımsa alo deyin, en doğru bilgileri size verelim. Milletimizi yanlış yönlendirmeyelim. Kütahya'yı zenginleştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Peki bunun için 5 yıl ne yaptınız diye soracaksınız. En doğal hakkınız. Çok şey yaptık. 1. 2 çevre yolumuz var. Şu anda Tavşanlı çevre yolunun merkezle üniversite karşısında olan kısmının tamamını iki taraflı ticaret alanına dönüştürdük. 4 yıl uğraştık bunu. Toplam 20'nin üzerinde kurumdan görüşler alındı. Belediyemizin ekipleri çalıştı. Meclisimizden geçirdik. İhalesini yaptık. Parselasyon çalışmalarını yaptık. Şu anda artık Tavşanlı yolunun sağlı sollu ticaret yapılabilecek, yeni ticaret alanlarının taşınabileceği bir yere geldi. Şimdi gelene buyurun arkadaşlar. 2. Afyon-Eskişehir yolu istikametinde sağlı sollu imar düzenlemelerini kısmen yapabildik. Çünkü birçok parsel komşuyla mahkemelik, sıkıntılı. Ama en önemli yatırımlarımızdan birisi şu andaki otogarın önündeki 20 iş yerine oluşan yöresel ürün çarşısı. Geçmişte hep transit geçen araçların önemli bir kısmını sapıp Kütahya'nın yöresel ürünlerini alıp devam ettiği bir şekle dönüştürdük. Şimdi nasip olursa İstanbul-Antalya istikametinde benzer bir çarşıyı karşı istikamette koyacağız. Birkaç çarşı yapabilirsek ama yer yok. Onlar için gerekirse belediyemizin bütçesinden parayı vereceğiz, alacağız ve yapacağız. Peki dünyanın başka illerinde olmayıp da Kütahya'da olan ve birçok dünya insanına şifa kaynağı olacak jeotermal kaynaklarımızın değerlendirmesi konusunda ne yaptık derseniz, Ilıca'yı baştan aşağı imar ettik. İhya ettik. Geldiğimizde 1,5 litre su debisi vardı. Oradaki otel dahi, Sarıkısa hamamlarına dahi su veremeyecek durumdaydık. 5 tane kuyu sondaj yaptık. Rabbime binlerce şükürler olsun, 4'ünden su çıktı. Önce su sorunu çözdük. Sonra gerek Hasulası, gerekse Aqua Park'ı tamamen elden geçirdik. Geldiğimizde Harlek Otel, belediyemiz şirket üzerinden çalıştırıyordu. Aylık 100 bin liranın üzerinde her ay nakit zarar yazıyordu. Sonra yapış et devret yöntemiyle onu özelleştirir gibi yaptık 20 yıllığına. Şimdi en azından belediyemiz o zarardan kurtuldu. Ama bazı işletme sorunlarıyla ilgili bize de gelen şikayetler var. Onun düzeltilmesi konusunda takibimizi, denetimizi yapıyoruz. Oraya inşallah bu yazda vadinin tekrar düzenlenmesi ve eski mağaranın açığa çıkartılarak o eski özlemin tekrar yaşatılması ilgili projemizde yaptık hazır. İhale süreciyle beraber bu yaz inşallah onu kazandırmayı düşünüyoruz. Yoncalı yeniden imar edin. Yeniden ihya edin. Göreve geldiğimizde Yoncalı'da 1 metrekare belediyemize ait arsa yoktu. Arkadaşlarımı çağırdım. Arkadaşlar ne kadar arsamız var, yatırımcılara gösterebileceğimiz arsamız var mı deyince yok dediler. Bana en az 100 dekarlık bir arsa bulacaksınız dedi. Şu anda belediyemizin uhdesinde
Tapusum'da Kütahya Belediyesi'ne 250 bin metrekareye yakın Yoncalı'da arsamız var. Bunun yaklaşık 100 bin metrekaresini bir doktorlar grubuna ihaleyle sattık. Şu anda çevresini tel örgüyle çevirdiler. 2024 yılında 5 yıldızlı otel konforunda sağlık tesisleri yapım başlayacak. 25 dekarını Genç Spor İl Müdürlüğümüze verdik. Bir nizami, iki antrenman sahası olmak 3 tane saha yaptılar. Çevresine ilave edeceğimiz spor tesisle beraber orayı futbol takımlarının kamp merkezi haline getirecek yatırımları başlattık. Onun dışında diğer Ilıca'da alternatif tıp merkezi ve göğüs hastalıkları hastanesi olarak kullanabileceğimiz projelerimiz arasında yer alan taahhüdümüzü yerine getirmek için orada da bir metrekare belediyemize ait kullanılabilecek arsa yoktu. Yaklaşık 13 bin metrekare hazine arazisini belediyemizin mülkü yaptık. Artı 5 dekarlık köşede bir turizm alanını yine belediyemizin mülkü haline getirdik. Doktorlar grubu orayı da 13 bin metrekareye aldılar. O da inşallah bu sene başlayacak. Çünkü bunlar önce mülkiyet sorunlarının çözümünü gerektiren çok büyük projelerdi. Şükürler olsun bunları çözdük. Diğer taraftan çevre yolu, özellikle Afyon Eskişehir istikametli yolumuzun kenarında olan Atıl fuar olarak kullanılan 40 bin metrekare yakın alanımızı şu anda Çinliler odamızla, Çinliler staffımızla birlikte bir ortak projeyle kat karşılığı bir imalatla başladı. Tamamen Çinlilerimizin imalat, teşhir, satış ve diğer çeyiz ürünlerini satabileceği çok güzel bir çarşıya dönüştüreceğiz. Vazo Kule ile ilgili tüm altyapı tamamlandı. Arsa, yer teslimi, projeler ve tüm teknik projeler dahil iki kez yapışçet devlet yönteminde şehrimize kazandırmak üzere ihaleye çıktık. Ama maalesef ekonomik şartlardan dolayı ciddi bir teklifle karşılaşmadığımız için şu anda bu sene bir kez daha, son kez yapışçet devlet yönteminde çıkacağız. Olmadı, 2025 bütçesinden belediyemizin bütçesiyle yapıp o şahane, dünyaya Kütahya'yı tanıtacak, Türkiye'yi tanıtacak çok büyük vizyon projeyi bu şehre kazandıracağız. Altyapısı tamamlandı. Bu ve benzeri zenginleşmeye yönelik çalışmalarla Kütahya'nın ikinci 5 yılını inşallah ihya ve imarda en üst noktaya taşıyacağımız yıl olarak hedefliyoruz. Peki dışarıdan gelenler şehre niye giremiyor? Eskişehir'den girişte tek bir yerimiz var. Tren yolunun olduğu yer, alt geçit. Şehrimizi bağlamışız arkadaşlar. Orayı yıkacağız. Dolayısıyla aynen Zafertepe kavşağında olduğu gibi biz üstlendik. Devletimin projesi benim projemdir. Kütahya Belediyesi olarak 68 bin ton asfaltı oraya verip o şahane eseri kazandık. Şimdi niye? Nerede o arkadaşlar? Çünkü orada artık bekleme kalmadı. Akıllı kavşak bu. Sinyalizasyon sistemi bu. Dünyanın tüm beyinleri bir araya gelerek şehirlerdeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlayacak en akıllı proje olarak gelişlerini biz Türkiye'de Kütahya'da uyguladık. Şimdi Allah nasip ederse tren garının önündeki kavşak ve ana giriş kavşağının aynı mantıkla şehre girişin çıkışın rahatladığı, şehirden çıkanların hemen sağ tarafta örneğin Çinliler Sarsı, Vazo Kule ve Çin'i imalat sistemimize girebileceği, Eskişehir'den gelenlerin Sera AVM ve yeni yapılan adliye binası dahil olmak üzere şehrin ticari alanları Tavşanlı yoluna saparak oralarda ticaret yapabileceği bir imkanı sağlamamız lazım. Biz neredeyse yıllarca bu şehrin zenginleşmemesi için her tarafını bağlamışız. En büyük hatalardan birisi odur. İkincisi, bu kadar turizm potansiyelimiz var. Ulu Cami gibi ecdat yadigarı asırlarca bu şehre değer katmış bir tarih eserimizi biz hapsetmişiz. Adeta kimse turistler gelmesin, burayı bulamasın, bulsa bile arabasını park edecek yeri olmasın, gelmesin, görmesin diye kendi hazinemizi dışa kapatmışız. Şimdi açıyoruz, şükürler olsun. Ulu Cami İş Merkezi'ni Allah nasip ederse bu ay içerisinde yıkıp orayı dümdüz yapacağız. Turist otobüslerinin park edebileceği park yerlerini yapıp şehrin merkezindeki tarihi zenginliklerimizi dışa aşacağız.
30 Ağustos iş merkezinde hem otopark, o bölgedeki otopark sorun çözümü, hem Ulucami iş merkezindeki 36 iş yerimizin tamamını gönüllülük esası anlaştık taşıyacağız. Hem de 20'ye yakın ilave yeni iş yerini şehrimize kazandırarak orası bir cazibe merkezi yapacağız. Zafer Meydanı, Ulucami önü, iki meydanın arasını birleştireceğiz. Dolayısıyla dışarıdan Kütahya'ya giren vatandaşımız hemen en kestirme yoldan tek yönlü bir yolla Cumhuriyet Caddesi'nden Ulucami'ye ulaşacak bir güzergahı taşıyacağız. Bizim şehrimizin derdiyle sevdalanmadan başka hiçbir işimiz yok. Bunu inşallah kazandıracağız. Millet Bahçesi gibi 105 bin metrekarelik alanı eski mezbelelik, jandarma taburunun taşınmasından sonra adeta o bölgenin en problemli alanı haline gelmiş alanı şehrimize kazandırdık. İnşallah şehir hastanesi de Sağlık Bakanlığımız üzerinde titriyor, en kısa zamanda devreye girdiğinde o bölgeye ulaşımın kolay olması için alternatif bir güzergaha Cumhuriyet Caddesi üzerinden Ulucami'nin oradan o bölgeye getireceğiz. Ulaşımla ilgili oraya ulaşım, hastaneye hizmetlerinden daha hızlı yararlanma konusundaki her türlü hazırlığımızı bitirdik. Şimdi eski Tarım İl Müdürlüğü'nün lojmanlarının yıkımı sürecindeyiz. Orayı yıkıp Evliya Çelebi Hastanemizden gelen o bulvarı karşıya geçireceğiz. Ama en büyük hayallerimizden birisi de 1453 konutlarından Eskişehir yoluna ve Tavşanlı yoluna o bölgeyi bağlayacak 50'şer metre genişliğinde iki bulvar açmak. Allah nasip ederse Eskişehir yoluna bağlantıyı sağlayan bulvara Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını, üniversiteye bağlayan kısmı da Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin adını vererek bu anları, bu günleri ölümsüzleştireceğiz. Bu iki liderin bir araya gelerek Cumhur İttifakı adı altında Türkiye'nin ikinci yüzyılı için kellelerini adeta koltuklarını alıp bir araya gelmelerinin Kütahya'da tarihe not düşünmesi gerekiyor. Onu da sağ olsun.